Evet gençler merhaba. Ben sistem lisesi tarih öğretmeni Emre Güntok. 11. sınıflar için Fransız ihtilali işlemiştik. Bugün de Fransız ihtilalinin imparatorluklara, Avusturya'ya, Rusya'ya ve özellikle Osmanlı'ya olan etkisinden bahsedeceğiz. Milliyetçilik hareketlerini başlatması, yayması, bağımsızlık, eşitlik, hürriyet fikirlerini yayması çok uluslu imparatorluklara zarar verdi. Bunlar da bu fikre karşı önlemler almaya çalıştılar. Şimdi belli başlı imparatorluklar Avrupa'da bu anlamda zarar gören Avusturya, Rusya ve Osmanlı. Rusya'yı bir kenara koyarsak en çok zarar gören Avusturya ama daha çok zarar gören Osmanlı. Çünkü Rusya, Avusturya birlikte kendini korumaya çalışırken Osmanlı'yı parçalama konusunda birliktelik yaptılar. Hatta diğer Avrupa ülkelerinde desteğini sağladılar. O nedenle ihtilal maalesef Osmanlı üzerinde çok daha olumsuz etki yarattı. Şimdi ihtilalin ilk etkileyeceği ülkelerden biri Avusturya Macaristan. Sınır olarak Fransa ile yakın olması, coğrafya olarak komşu olması ihtilal fikirlerine en açık ülke haline getiriyor. Bu yakınlık, sınır olması, çok uluslu yapısı Avusturya'yı tehdit etti. Şimdi Avusturya monarşi yönetiyor, Habsburglar. Yüzyıllardır onlar var. Çok uluslu bu imparatorluk kendini koruyabilmek adına özellikle başbakan diyebileceğimiz Metternich'in çalışmalarıyla görseldeki amca Viyana Kongresi'ni topluyor. Viyana Kongresi şu açıdan önemli. Avrupa ülkeleri burada bir araya gelirler ve ihtilal karşısında birlikte hareket eder. Birbirimizi koruyalım fikri içerisinde olurlar. Bu amaçla Viyana Kongresi ki Osmanlı'nın çağrılmadığı hatta Osmanlı için şart meselesi adında başlık açıldığı kongrede dediler ki monarşilerimizi koruyup meşrutiyeti önleyelim. Çok uluslu yapılarımızı koruyup milliyetçi fikirleri önleyelim. Ama kongrede alınan kararlar çok da başarılı olmadı. Napolyon'un başlattığı ihtilal savaşları Avrupa'yı karıştırdı ve 1848'e gelindiğinde Avusturya halkı anayasa, yani yönetimde biz de söz hakkı isteriz diye ayaklandılar. İlk ayaklanmalar daha çok bu şekilde. Halkın yönetime karşı eşitlik, anayasa isteğiyle oldu. Ve 1848'de halk anayasa isteğiyle ayaklanmıştı. Bu ayaklanmanın ardından hatta Metternich İngiltere'ye kadar kaçtı, ülkeyi terk etti. Ve halkın isteğiyle kurucu meclis eşitlik getirerek vergilerde düzenleme yaptı. Yani halk bir anlamda Avusturya karşısında, Avusturya monarşisi karşısında istediğini almış olmuştu. Kralın meclisi dağıtması, otoriteyi tekrar ele geçirme isteği ortalığı yine karıştırdı. Bu kez anayasa için ayaklanan halk, kralın bu hakları da almasıyla azınlıkların ayaklanmasına dönüştü ve uluslar bu kez Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ndan bağımsız istediler. Şimdi Avusturya Macaristan İmparatorluğu diyorsak, imparatorluğun önemli bölümü olan Macarlar, ki bunlar Avusturya'daki azınlık gibi düşünebilirsiniz, ayaklanmayı şiddetlendirdiler. Ayaklanmalar şiddetle başlayınca Avusturya kralı da monarşisi de bu Macar ayaklanmasına aynı şiddetle, aynı sertlikle cevap verdi. Ve Macarlar Avusturya karşısında çaresizce Osmanlı'ya kadar sığındılar, kaçtılar. Buna Macar mültecileri deriz, Macar mülteciler sorunu. Bu Macar mülteciler Osmanlı'ya sığındı. Hatta hatırlarsanız daha önceki konularda anlatmıştık. Osmanlı Macar mültecileri aldı, devlet geleneği bunları size iade etmeyecek deyip Avusturya'yı hatta Rusya'yı karşısına almıştı. Ama buna rağmen Avrupa, İngiltere ve Fransa özellikle bu konuda Osmanlı'yı desteklediler. Ne Rusya ne Avusturya Osmanlı'ya askeri harekat düzenleyememişti. O yüzden Macar mülteciler Osmanlı'ya sığındığında Osmanlı Avrupa'da bile sempati oluşturmuştu bu tavrıyla. Ayaklanan sadece Avusturya'daki Macarlar olmadı. Zamanla İtalya'nın kuzeyini işgal etmiş Avusturya'ya karşı İtalyanlar da ayaklandılar. Piemonte başroldeydi. Ancak İtalyanlar başarılı olamadılar. Sonraki yıllarda Fransa'nın desteğiyle bu başarıyı sağlayıp bağımsızlığa giden yol açtılar. Prusya, Almanya, o da biliyorsunuz Doğu Almanya'daki, Almanya'nın doğusundaki krallık. Burada da çıkan ayaklanmalar var ama kral ayaklanmaları anayasa vaadiyle, anayasa ilan edeceğini söyleyerek bastığı da sonlandırdı. Yani eşitlik, anayasa, demokrasi ve milliyetçilik fikri Avusturya'da bir takım olaylara sebep verdi.
Avusturya bu iç meselelerle uğraşırken Avrupa'daki gücünden ödün verdi, taviz verdi, Avrupa'daki gücünü zayıflattı. Bu da tabii ki Fransa'nın isteğiydi. Napolyon Savaşları'nın yapılmasındaki temel mantık, İhtilal Savaşları'nın yapılmasındaki temel mantık bu. Avusturya gibi, Rusya gibi, İngiltere gibi ülkelerin Fransa karşısında güç kaybetmesini sağlamak bu Avusturya için yaşandı diyebiliriz. İhtilallerin en az etkilenen ülkelerden biri Rusya. Hem coğrafi olarak çok uzak hem de biraz daha ayakta kalmayı başarıyor. Şimdi Lehistan yani Polonya Rusya'nın himayesine girmişti ve 1830'da Lehistan halkı Ruslara karşı ayaklandılar. Ve Ruslar bu isyanı bastırarak Lehistan'ı tekrar hakimiyet altına alıyor, Lehistan'ı ele geçiriyor. Ve bu isyan sırasında Avusturya'sı, Prusya'sı Rusya'yı destekliyor. Çünkü Lehistan'ın Rusya'dan ayrılması, bağımsız olması kötü örnek olacaktı. Avusturya kendi azınlıklarına Lehistan örneğini vermemek için Rusya'yı destekledi. İngiltere ise Fransa ile beraber bu olaylarda tarafsız kaldı. Ne Lehistan'ın kazanması, ne Rusya'nın kazanması çok büyük destek vermediler. Çünkü Rusya kazanırsa Rusya güçlenecek. Lehistan kazanırsa İngiltere için yine olumsuz bir örnek olacaktı. O yüzden bu tarafsızlığı sürdürmeyi denediler. Ama Lehler tekrar ayaklandı ancak yine başarılı olamadılar. Yani Lehistan bağımsızlık için Rusya'dan kopmak, kurtulmak için birkaç kez ayaklanma çabası içerisinde oldu. Ruslar isyanları şiddetle bastırarak otorite kurmayı başardı. Rusya kendisi bu işlerle uğraşırken Osmanlı üzerinde de Panslavizm uygulamaya çalıştı. Panslavizm demiştik daha önce yine tekrarlayalım. Slav birliği. Rusya bu Ortodoksları dinsel olarak birlikteliği, Slav birlikteliğinden yararlanarak Balkanları kışkırtmak, ayaklandırmak, bağımsız yapmak, hatta Balkanlar üzerinde sıcak denizlere inmek niyetiyle Balkan milletlerini ayaklandırdı. Ve Osmanlı'ya karşı bunları destekledi. Kısmen de başarılı, kısmen demeyelim, başarılı oldu. Çünkü biz azınlıklara karşı ayaklanmaları bastırsak, birazdan göreceğiz. Bastırsak da Rusya savaş yoluyla yine bize isteklerini elde etmeyi başardı. Şimdi Osmanlı'ya bakalım. Yani Osmanlı bu milliyetçilikle, Fransız etkilerinden en olumsuz etkilenen ülke. Ne olur Osmanlı bu kadar olumsuz etkilendi? Bir kere Osmanlı diğerleri gibi çok uluslu. Hatta Osmanlı bu çok uluslu yapıya dinsel hoşgörüyle uzun yıllar yaklaştı. Ve bu hoşgörü sayesinde azınlıklar herhangi bir asimilasyon yaşamadan milli kültürleri, varlıklarını güçlü bir şekilde devam ettirdiler. İşte bu kültürleri, varlıklarını, dillerini, dinlerini rahatça yaşayabilmek onları bu yıllarda bize karşı yine güçlü tuttu. Ya Osmanlı onların üzerine herhangi bir asimilasyon politikası izlemedi. Bu da onların ayakta kalmasında etkili oldu. Fransa bu çok uluslu yapısından dolayı Osmanlı'yı olumsuz etkiliyor ihtilal. Ve Fransa azınlıklar karşısında özellikle Napolyon Rumlara mesela çok büyük destek verecek. Bağımsızlık için onları her türlü anlamda kışkırtacak, teşvik edecek, destekleyecek. Fransa'nın bu tavrı, Rusya'nın panslavizm politikası, yani şu iki ülkenin ki buna Avusturya'yı da İngiltere'yi de dahil etmek mümkün. Yani Osmanlı sadece Fransa ve Rusya'yla uğraşmadı. Onların haricinde İngiltere'si, Avusturya'sı da Osmanlı'daki azınlıkları kışkırttı. Bunlar devamlı dış destek bulup Osmanlı'ya karşı ayaklanacaklar. Tabii ki başrol Rusya'da olacak. Çünkü Rusya dediğimiz gibi panslavizm politikasıyla bunları ayaklandırıyor. İlk ayaklanan Sırplar 1804 işaretleyelim. İlk azınlık isyanı Sırplar tarafından çıkartıldı. Sırplar evet ihtilalden etkilenmişlerdi ama kendi işlerinde de sıkıntıları var. Neden olarak merkezi otoritenin Osmanlı'da sarsıldı. Yani Osmanlı eskisi gibi otorite koyamıyor. İnsanlar üzerinde bir güç unsuru değil. Bu maalesef güvenlik ve huzuru bozuyor. Güvenlik ve huzurun bozulması Sırp topraklarında insanların devlet olan inancını da güvenini sarsıyor. İnsanlar devlet artık eskisi gibi itaat etmiyor. Osmanlı'nın çok güzel bir, düzgün bir vergi sistemi vardı ama ekonomi kötü gidiyor. Savaşlar başarısız oluyor. Gelirler azalıyor. Hazinede bu açığı kapatmak için halka vergi yüklüyor. Halkın bu vergileri ödemesi, vergilerin adil toplanmaması huzursuzluk yaratıyor. Ve malumunuz Osmanlı ordusunun devamlı ayaklanan grubu Yeniçeriler
ve toprak zengini ayanlar halk üzerinde güç unsuru haline gelmeye başlamış. Halka bir anlamda baskı ve şiddet uyguluyorlar. Ve Sırplar da bu huzursuz ortamda Fransız ihtilal fikirlerinden de etkilenerek Kara Yorgi önderliğinde ayaklanıyorlar. Sırpların ayaklanmasına hemen yanı başlarındaki Kara Dağlılar da katılıyor. Bu Sırp isyanı Avusturya'nın desteklemediği isyan. Çünkü Avusturya'nın burnunun dibinde milliyetçi bir isyan var. Eğer Sırplar başarılı olsa, bağımsızlık alsalar, burnunun dibindeki Sırpların başarısı Macarları da, Avusturya içerisindeki diğer ulusları da etkileyecek. Avusturya o yüzden bu isyanda bizimle kader, aynı kaderi paylaştığı için bizim yanımızda isyana karşı çıkıyor. Ama Osmanlı isyanı bastırıyor. İsyanı bastırdım diye Rusya ile savaşıyor ve yeniliyoruz. Rusya bizi yeniyor. Hatırlarsanız 1812 Bükreş Anlaşması ile Sırplara ayrıcalıklar veriyorlar. Hatta yine hatırlarsanız Sırplar ayrıcalık alan ilk azınlık grubuydu. O yüzden Bükreş Anlaşması ile Sırplar ayrıcalık alarak Osmanlı'da bu hakkı edilen ilk azınlık grubu. Bu da kötü örnek olarak yansıyacak demiştik. Sırp isyanı bu şekilde bastırılsa da Sırplar amacına ulaşıyor. Ama çok daha başarılı bir isyan diyelim kendi adlarına. Yunan isyanı. Çünkü bunun sonunda Yunanistan bağımsız olacak. Şimdi Rusya ve Fransa bu isyanı kışkırtıyor. Fransa Napolyon fikirleri, işte ihtilal fikirlerini yenmeye çalışıyor. Rusya malumunuz panslavizm. Ama İngiltere Rusya'nın etkisini kırmak, Rusya bölgede güçlü olur endişesiyle ben de destek veririm diyor. Yani Rumları yanına çekmeye çalışıyor. İngiltere de bu isyanda destekçi. Hatta daha önceki derslerde şöyle demiştik hatırlarsanız. Yunanistan Avrupa'nın önem verdiği bir etnik grup. Çünkü Avrupa Roma medeniyeti, Hristiyanlık dini, Yunan felsefesi. Bu üçüne dayanır. Roma medeniyeti, Hristiyanlık dini, Yunan felsefesi. Şimdi Yunanlar Türkleri de esir. Avrupa o yüzden bu isyana toptan destek veriyor. Ve ilk isyanlarını Mora'da başlatıyorlar. Mora'da çıkan isyanı yine hatırlarsanız 2. Mahmut Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yardımıyla bastırdı. Hatta Mehmet Ali Paşa yardım karşılığı Osmanlı'dan fazladan valilik istemişti. Mora isyanını Osmanlı bastırdı. Ancak isyanı bastırdık diye donanmamız 1827'de Navarin'de yakılmıştı. Osmanlı da bu donanmanın yakılması üzerine İngiltere, Fransa, Rusya'ya tavır almış. Boğaz'a Rus gemilerinin geçişine kapatmıştı. Bunun üzerine bunu bahane eden Ruslar bizimle savaşıp bizi yendiler. Osmanlı yenildi. Ve Osmanlı yenilince 1829 Edirne Antlaşması ile Yunanistan'a bağımsızlık vermiştik. Şimdi biz Sırp isyanını bastırıyoruz. Ruslara savaşıyoruz. Ruslara yeniyoruz. Yeniliyoruz. Sırbistan ayrıcalık alıyor. Mora isyanını bastırıyoruz. Bu yüzden Navalny donanmamızı yapıyorlar. Donanmamız yandıktan sonra Ruslara savaşıyoruz. Ruslara yeniliyoruz. Yunanistan bağımsız oluyor. Hikayeler birbirine çok benziyor. Osmanlı azınlık isyanlarını bir şekilde bastırıyor. İsyanlar bastırıldı diye Rusya ile savaşıyoruz. Kazanan Rusya isyanlarda elde edilmek istenenleri bize masa başında kabul ettiriyor. Ve Yunanistan 1829'da bağımsız oluyor. Yunanistan'ın bağımsız olması azınlıkların en güzel onlar için örnek bu oldu. Evet, azınlıklar dediler ki biz de Yunanlar gibi bağımsız olmayı başarabiliriz. Kimin yardımıyla? Rusya'nın. Çünkü bu yardımı sağlayan Rusya Sırplara, Bulgarlara da sağlayacak. İleriki yıllarda ki anlatmıştık Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan hepsi tek tek bağımsız oluyor yine Rusya'nın yardımıyla. Böylece Fransız ihtilali Osmanlı gibi Avusturya gibi imparatorluklar üzerine Rusya'ya ekleyebiliriz. Olumsuz etki yarattı ama bundan en çok zarar gören Avusturya ve Osmanlı oldu. İkisini kıyaslarsak Osmanlı daha çok zarar gördü diyebiliriz. Evet, bugünkü dersimizde buraya kadar. Bir başka dersimizde sonrasındaki gelişmelere, fikir akımlarına bakarız. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.